El kaderiye mecusi hazil ümme. Kader yok diyenler ümmetimin mecusileridir diyor. Ebu Davud hadisi meridu fe la te'udum. Hastasını ziyaret etmeyin diyor. Yahudi komşun hasta olsa ziyaret etmeyin diyor mu? Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin. Ve imatü fe la te'udum. Ölülerse cenazelerine bulunmayın diyor. Ya ne kadar hadis-i şerif var bu kader hakkında biliyor musunuz siz? Ve kâne emrullah kaderen mekdûrâ. Kur'an bütün kaderden bahsediyor. Allah'ın ilmi yok diyor bu adamlar ya. Aziz Bayındır demedi mi ki Allah senin kiminle evleneceğini ne bilsin? Aziz Bayındır işte. Allah'ın ilmi yok diyor. Kader alın yazısı yok ne demek? Allah önceden bilmez demek. E ne farkı kaldı senden benden o zaman haşa? Bu Allah'a nasıl bir iftira? Yani bunlar Mutezile'den de beter. Çünkü Mutezile'ye Allah'ın ilmi var diyor. Önceden bilir diyor. Yazısı da Levh-i Mahfuz'da var diyor. Mutezile öyle cahil değil ki. Var diyor. Onun için biz Mutezile'ye toptan kafir diyemiyoruz. 72 fırkada. İçinde itikat bozukluğu kafirlik derecesine ulaşan var ama toptan kafir diyemiyoruz Ehl-i Sünnet olarak. Yani kul fiilinin halikidir meselesinde ihtilafımız çıkıyor. Kul fiili yani kul kendi işini kendi yaratır. Burada da ne demek? Allah işte kötülük yaratmaz ama ona işte o müsaadeyi vermiş, kendi işini kendi yapıyor gibi. E biz de diyoruz olur mu? Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi de Allah yarattı, yaptığınız işleri de Allah yaratıyor. Allah şerri yaratır ama şerden razı olmaz. Ama Allah yaratmadan da kimse de içki içemez, kimse de zina gücü bulamaz. Allah bunu niye yaratır? İmtihan olsun diye yaratır. Yaratmasa herkes iyilik yapar, kötülük kimse yapamaz. Nasıl imtihan olacak? Adamın canı kötülük yapmak istiyor. Mevla da buyuruyor, sen istediğini yaratıyorum sana. İmtihan ayrı bir şey. Mutezile burada, yani Allah böyle kötü işler yaratmaz falan demeye getirirken bu daha beter bir çukura düşüyor. İşte kul kendi işini kendi yaratarak çeviriyor. Fakat buradan kafir diyemiyoruz. Bu noktada kafir diyemiyoruz. Çünkü Allah ona o gücü vermiş yine, o yol vermiş ona, manasına konuşuyor. Ama sorarsak, Allah biliyor mu bunun önceden ne yapacağını? Bilir diyorlar. Yazdı mı bunu diyoruz? Yazdı diyorlar. İbn-i Hacer Heytemi Hazretleri, ulemanın reisi, evliyanın reisi İbn-i Hacer Heytemi, bidat ehline çok büyük yıldırımlar isminde kitap yazmıştır. Es-Savakul, Muhrika, yakacı yıldırımları kitabını yazmıştır İbn-i Hacer. Askalani başka o değil. İbn-i Hacer Heytemi bunu söylüyor. Eğer bir insan diyor, Allah cüz'iyatı bilmez derse, cüz'iyat ne demek? Yani Allah genel manada ilim sahibidir ama teferruatı bilmez. Mesela işte ne dedi? Senin kimle evleneceğini ne bilir? Aziz Bayındır'ın sözü. Hüseyin Atay ne dedi? Deniz dedi içindeki balıkları kaplamıştır ama bilmez. Yani Allah'ın ilmi her şeyi kaplamış ama bilmez. Kaç kişi yaratılmış, ne olmuş, ne bitmiş bilmez. Yani Allah öyle işlerle uğraşmaz. Ufak işler falan. Haşa ve kella.